Herkese merhaba. Son zamanlarda komşumuz Yunanistan'la yaşadığımız gerginlik herkesin malumu. İki yakasını paylaştığımız Ege Denizi'ndeki adalar üzerinden çıkan tartışma hala bitmiş değil. Tabii bu durum aslında kimsenin aklına getirmek istemediği bir ihtimali de gündeme getiriyor. Savaş. Zaten Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki yıllarda Yunanistan'da savaşın eşiğine geldiğimiz çok zaman oldu. Ancak bir savaş ihtimalinin nelere sebep olduğunu yine Karadeniz'in kıyılarını paylaştığımız Ukrayna ve Rusya arasında yaşananlardan görmekteyiz. Savaşın getirdiği yıkımı en çok yaşayanlar bilir. O yüzden efendim üstüne basa basa savaşın son ihtimal olması gerektiğini söylemek zorundayım. Ben de şimdi herkesin merak ettiği bir konuya geleyim. Türk ve Yunan ordusunun gücü. Sayısal verilere geçmeden önce bir ordunun belki de en güçlü silahlarından birisi olan bir konudan bahsetmek istiyorum. Tecrübe. Uzmanların açıklamalarına göre Türk ordusunun Suriye ve Irak'ta edindiği tecrübeler ile karada herhangi bir çatışmada kolayca üstün gelen taraf olma ihtimali çok ama çok yüksek. Ancak aynı uzmanlar Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin de hiç hafife alınmaması gerektiğini savunuyor. Birçok analist, Türkiye'nin hava kuvvetlerini F-35 ya da yeni F-16'lar ile takviye edememesi halinde hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçebileceği ihtimali üzerinde duruyor. Belki bilenleriniz olacaktır. Bir süre önce Yunanistan, Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçaklarıyla hava kuvvetlerini bayağı bir güçlendirdi. Tabii alınan birkaç uçak Türkiye'nin birçok konudaki üstünlüğünü, üstüne üstlük tecrübeli ordusunun stratejik yeteneklerini engelleyebilecek durumda değil. Mesela Amerika merkezli Global Firepower'ın 2020 raporu bunu bayağı bir ortaya koyuyor. Bu araştırma şirketine göre Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü 13. ordusu olarak gösteriliyor. Peki bu listede Yunanistan kaçıncı sırada dersiniz? Hemen cevap veriyorum, 33. Yani arada 20 orduluk bayağı büyük bir fark var. Şimdi gel gelelim bu iki ordu arasındaki sayısal değer farklarına. Türkiye toplam 1056 adet uçağa sahipken Yunanistan'da bu sayı 625'te kalıyor. Türkiye'nin 206 adet savaş uçağı bulunurken bu sayı Yunanistan için 187 adet. Elimizde 471 adet helikopter bulunmakta, Yunanistan'ın elinde ise bunun yarısına yakın bir rakam olan 270 tane var. Türkiye 104 taarruz helikopterine sahipken Yunanistan'da bu sayı 29 gibi bir rakam. Türkiye'nin 3045 adet tankı bulunurken Yunanistan'ın ise sadece 1344 tane tankı var. Türkiye'nin 11600 adet zırhlı aracı bulunurken Yunanistan'da bu sayı bayağı bir düşüyor. 3845. Gelelim denizdeki güç durumuna. Türkiye'nin 13 tane denizaltısı var. Bu konuda Yunanistan'da diğer araçlara nazaran Türkiye'ye daha yakın durumda. Komşunun 11 tane denizaltısı bulunuyor. Aynı durum fırkateyn konusunda da geçerli. Türkiye'nin 16 adet fırkateyni bulunurken Yunanistan'ın sahip olduğu sayı 13. Ayrıca Türkiye'de 10 korvet bulunurken Yunanistan envanterinde hiç korvet bulunmadığını da söyleyelim hemen. Gelelim Türkiye'nin en iddialı olduğu güçlerden birine. TSK 113 Bayraktar TB2, 14 TUSAŞ Anka, 3 Bayraktar Akıncı, 10 Heron olmak üzere 130'dan fazla İHA ve SİHA kullanmakta. Yunanistan'ın sadece İsrail'den 2020 yılında kiraladığı 2 adet Heron'u var. TSK'daki 390.960 askerin 216.000'i profesyonel askerlerden oluşmakta. Yunanistan'ın etkin personel sayısı ise 107.000. Türkiye'nin savunma bütçesi 19 milyar dolarken komşumuzda bu sayı 11 milyar dolara iniyor. Hesap ortada. Tabii bütün bu rakamların çok ötesinde savaşta çok önemli bir şey daha var. Bu da cesaret ve kararlılık. Ama bizlerin yine de temennisi böyle bir savaşın asla olmaması ve barış içinde yaşamaya devam etmemiz. Efendim bizleri izlemeye devam edin. Hoşça kalın.